TR35 ekranlarından mutlu akşamlar sayın seyirciler. Ben Gönül Morsunbül. Ana haber bülteni başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Danıştay Başkanlığı 155. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Erdoğan konuşmasında yeni bir anayasa gerekliliğine vurgu yaparak 14 Mayıs seçimleri sonrasını işaret etti. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin bugün yapmayı planladığı İzmir ziyareti, İnce'nin sağlık sorunları nedeniyle iptal edildi. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir firmaya ait maden ocağında dün akşam saatlerinde göçük meydana geldi. Meydana gelen göçükte bir maden işçisi hayatını kaybederken 3 işçi ise yaralandı. Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı. TÜİK'e göre Şubat ayında dar tanımlı işsiz sayısı bir önceki aya göre 4.000 kişi artarak 3.508.000 kişi oldu. Dar tanımlı işsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %10 seviyesinde gerçekleşti. Buca ile Bornova'yı kesintisiz birbirine bağlayacak projenin 2,2 kilometrelik viyadük etabı hizmete açıldı. Bölgedeki trafiği rahatlatacak viyadükten aracıyla ilk geçense Başkan Tunç Soyer oldu. İYİ Partili Musavvat Dervişoğlu gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu iktidara yüklendiği konuşmasında vatandaşın sırtına yük olmuş bu rejimden herkes kurtulmak istiyor. Hani diyorlar ya kaybetseler de gitmezler, ben de Atatürk'ün söylediği gibi ifade ediyorum. Geldikleri gibi giderler dedi. CHP İzmir iktidara yürüyoruz sloganıyla Fener alayı düzenledi. Yürüyüşün ardından konuşan Başkan Soyer bayramımızı kutlamaya 4 gün kaldı dedi. İzmir'in Çiğli ilçesinde AK Parti Çiğli ilçe başkanlığı tarafından halk konseri düzenlendi. Konser öncesi vatandaşlara seslenen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza da 14 Mayıs'ta çok önemli, çok kritik bir karar vereceksiniz. Rahmetli Menderes'in dediği gibi söz de karar da milletindir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi 28. dönem İzmir 1. bölge 9. sıra milletvekili adayı Sefer İpekli bir mitingde konuşma yaparken seçim tarihlerini karıştırdı. Sefer 14 Mayıs pazar günü yapılacak seçim tarihi yerine perşembe gününe denk gelen 25 Mayıs'ı söyledi. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Çiğli İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği organizasyonda Muazzez Ersoy'la türkü söyledi. Çankırı konserde renkli anların yaşandığı o anı sosyal medya hesabından duyanlar duymayanlar anlatsın, durmak yok yola devam diyerek paylaştı. Değerli izleyenler, gündemde öne çıkan başlıklarla karşınızdaydık. Bir sonraki bültende görüşünceye dek sevgiyle huzurla kalın.